Evet, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasının ardından işte bu talihsiz görüntüler gerçekleşti, meydana geldi sevgili seyirciler. Şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tekin Bingöl telefon attığımızda. Sayın Bingöl, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, çok skandal açıklamalar bir hükümetin İçişleri Bakanı'ndan, iktidarda olan bir partinin, hükümetin İçişleri Bakanı'nın açıklamaları, ana muhalefet partisinin il başkanlarının şehit cenazelerine katılmaması yönünde talimat veriyor ve üzerine de az önce izlediğimiz Bursa'daki şehit cenazesindeki talihsiz görüntüler yaşanıyor. Neler söyleyeceksiniz? Tabii bu sizin de söylediğiniz gibi maalesef son derece talihsiz bir açıklama. Hele hele bir İçişleri Bakanı'nın bu tür açıklama yapması son derece manidar. Toplamı bütünleştirmeye biz seçimden yeni çıkmışız. Sakin bir ortama evrilmesi gerekirken bir bakanın bu tür açıklaması ayrıştıran, tahrik eden bir üsluptan başka bir şey değil. Protokol bir bakan tarafından belirlenmez. Protokolün bir kuralı vardır. Ana muhalefet partisinin milletvekillerinin, il başkanlarının nerede protokolde yer aldığı çok net bir şekilde bilinmekte ve bizim arkadaşlarımız, il ilçe başkanlarımız o protokole riayet ederek törenlere ve şehit cenazelerine katılırlar. Biz hiçbir şekilde bir şehit cenazesi olmasını asla istemeyiz. Bu bizi büyük bir üzüntüye sevk eder. Keşke hiçbir zaman bırakın şehit cenazesi bir güvenlik görevlisinin yaralanmasını bile biz son derece üzüntü verici bir olay olarak görürüz. Hal böyleyken biz bu tür şehit cenazelerine yıllardır katılırız. Özellikle genel başkanımız bu konuda son derece hassastır. Bulunduğu ortamda bir şehit cenazesi varsa mutlaka katılır, imtina etmez ve şehit ailelerini de sık sık ziyaret eder. Bizim şehit ve gazilere yaklaşımımız çok açıktır. Parlamentoya verdiğimiz kanun teklifleri bunu göstermektedir. Asıl önemli olan iktidarın şehitlerimiz arasında yaptığı ayrımdır. Şehitleri bile ayrıştıran bir anlayış kalkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarına talimatla protokolde yer vermeyin demesi düşündürücüdür. Önce şehitlere saygı varsa şehitler arasında ayrım yapılmalı. Şehit ve gazilerin bu ülkenin gerçek değerleri olduğunu bilinciyle hareket etmeleri gerekenler şimdi toplumu kutuplaştıran bir anlayışla bu tür talihsiz açıklamalar yapıyorlar. Bu bir bakanın tek başına yaptığı bir açıklama ise farklıdır. Evet. Ama bir siyasi partinin ya da iktidardaki partinin kendi düşüncesi ise oradan kaynaklıysa bu çok daha tehlikeli bir olaydır, çok vahimdir. Bu bizi etkilemeyecektir. Bizim il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız yani Türkiye genelinde bununla ilgili basın toplantıları yapacaklar. Zaten biz bugün bildiğiniz gibi parti meclis toplantımız vardı. Evet. Hemen akabinde bir olağanüstü MYK toplantısı gerçekleştirerek konuyu değerlendirdik. Ve basına MYK'nın düşüncesini açık bir şekilde ifade ettik. Yarın da Türkiye genelinde arkadaşlarımız basın toplantılarıyla dile getirecekler. Ve orada çok net bir şekilde tavırlarını belli edecekler. Bundan sonra da inşallah hiçbir şehit cenazesi olmaz. Biz de vatandaşlarımız da bir şehit cenazesine katılmanın acısını yüreklerde hissetmezdir. Ama herhangi bir şekilde talihsizlik yaşanır ve şehit cenazesi olursa hiç kimse merak etmesin. Oraya bizim il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, kısacası bütün örgütlerimiz, üyelerimiz katılacaklardır. Bu böyle. Evet. Şimdi başka partilerin de yine Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar üzerine rahatsızlıkları var. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, evet. Ama maalesef çok önemli bir seçimin ardından işte bütün partilerden sağduyu, birleştirici, bütünleştirici açıklamalar gelirken hükümette olan iktidar partisinin İçişleri Bakanı böyle tahrikkar açıklamalar yaptı ve az önce ekrana getirdiğimiz istemediğimiz manzaralarla karşı karşıya geldik. Şimdi bir seçim oldu bitti ama önümüzde yeni bir dönem var. Özellikle bu anlamda da çok önemli. Yani birlik, beraberlik ve bu toplumun içinde halen var olan gerginliği gidermek açısından da bir İçişleri Bakanı düşünün ki böyle açıklamalar yapıyor. Çok tehlikeli bunlar. Sayın Bingöl, ne söyleyeceksiniz?
Tabii şimdi biz %51-52'lik bir oy oranı varsa bu AKP'nin oy oranı değil, AKP'nin oyu %41 düzeyinde. 9 puanlık bir düşüş var. Evet. Bu da çok önemli değil ama bunun karşısında %48'lik, %49'luk da bir blok var, bir grup var, bir ittifak var, millet ittifakı var. Şimdi bütün bunlar göz ardı edilerek toplumda bir uzlaşmacı bir kullanarak toplumu sakinleştiren ve bu seçimdeki gerginlikleri ortadan kaldıracak üslup takılması gerekirken daha da çok ayrıştıran, tehlikeli bir kalıplaşmaya ve kutuplaşmaya götüren bir dil hiç kimse tarafından kabul edilmemeli. Adalet ve Kalkınma tarafından da kabul edilmemeli. Onların da mutlaka bu anlayışı ortadan kaldıracak, toplumu birleştiren, bütünleştiren bir üsluba dönüp bir dil kullanmaları ve Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamayı da kesinlikle eleştiren bir açıklama yapmaları önemli ölçüde toplumu rahatlatacaktır. Bakın daha önce de bir takım provokatörler bizim şehit cenazelerinde bazı birkaç olay söz konusu olmuştu. Evet. Sayın Genel Başkanımız önüne bir meczup, bir mermi atmıştı. Bazı cenazelerde bugün olduğu gibi Sayın Genel Başkanımızın çelengi parçalamıştı. Biz bunların iki tanesinden yılmadık. Bunlar yapılıyor diye geri durmadık. Şehit cenazelerine arkadaşlarımız katıldı, genel başkanımız katıldı, milletvekillerimiz katıldı. Eğer böyle bir açıklamayla bizim örgütlerimizin de üyelerimizin, yöneticilerimizin korkarak, ürkerek el adım atacakları düşünüyorsa bu çok büyük bir yanılgıdır. Hiçbir şekilde hiçbir arkadaşımızın bu cenazelere katılmamak gibi söz konusu değildir. Aksine daha da büyük yoğunlukta, daha da büyük katılımcı bir anlayışta o inşallah olmaz, inşallah bir daha hiçbir şehit cenazesi gelmez. Cami avlularında o dramatik sahnelerle karşı karşıya kalmayız. Ama ola ki böyle bir şey olursa hiç merak etmeyin, bizim ilçe başkanlarımız, bir başkanlarımız, tüm örgütlerimiz burada olacaklar. Ve dolayısıyla da bu anlamda yarın 81 il ve ilçe merkezinde bu bildiri tekrar okunacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bilgör. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.